Evet arkadaşlar, bugünkü bölümde ekip Finlandiya'da Turku şehrinde bir yere gitti. En başta şunu söylemeliyim ki bu bölüm şu ana kadar izlediğim bölümler içinde en favori bölümüm oldu. Neden derseniz, bir kere doğası harika zaten ama o dağda oluşan yerleşim ve insanlar da ona bir başkalık katmış ve bu pozitif bir başkalık olmuş. Yine doğası güzel yerler gördüm geçen bölümlerde ama bu kadar etkileyici ve beni çeken bir hissiyatta değil, vermediler bana o hissiyatı yani. Beni çeken bir hissiyat alamadım. Ama bundan en çok aldığım bu oldu diyebilirim. Bunun sebebi ne olabilir bilemiyorum. Enlemi boylamından mı? Yoksa leh hatlarından mı? Yoksa nedir bilemiyorum. Zaten o derin bir konuya girer. Burada tartışamam. Bunun haricinde yaşanılması bir yer gibi geldi bana orası. Kimsenin kimseye karışmadığı, yani ne bileyim herkesin belli bir mutluluk seviyesini yakaladığı bir yer gibi geldi. Hani böyle İskandinavya'nın zaten belli yüksek bir yaşam düzeyi vardır ama bu Finlandiya'da bir de bir mutluluk da vardı sanki. Hani böyle bir Norveç'te, İsveç'te bir karamsarlık mevcuttur. Sanki insanlar sıkıntıdan, yalnızlıktan böyle intihara meyillilerdir gibi bir hava vardır ama burada o da yoktu. Gelelim restorana. Restoran eskiden bir yat kulübü olarak çalışan ama şimdi herkes hizmet veren bir restoran olmasına rağmen diğer oradaki lokal insanların oraya sadece belli kişilerin gittiği bir kulüp gözüyle bakması dolayısıyla yeterli kişi de müşteri çekememiş. Ama bulunduğu mekan yani lokasyon diyeyim çok güzel. Böyle suya hakim. Göl mü deniz miydi? Artık orada hakim. Deniz manzaralı diyebiliriz. Ondan sonracığıma geniş restoranın içini kastediyorum. Bina zaten büyük bir bina. Ve böyle tarihi bir bina sayılabilecek eskilikte. Ama eskiliğini pek de şey yapmıyor yani. Yeni sanırsınız. Hem mimarisi güzel hem de yıkık dökük değil. Bana demode de gelmedi. Mesela Okanağan'daki restoran bana çok demode gelmişti. Ama böyle gelmedi tarihi bir bina olmasına rağmen. Bence olduğu gibi de iş yapardı ama en fazla ihtiyaç duyduğu bu restoranın tanınırlık eksikliğiydi. Tanınmışlığı eksikti ve bence ekip en çok bunun üzerinde çalıştı. Finlandiya o kadar güzel bir aura sundu ki ekip bunun gerisinde kaldı gibi geldi bana. Yani yeterlilik açısından bence Finlandiya onları bastırdı. Ama ekip sonuçta iyi bir iş de çıkardı diyebiliriz. Şimdi bu Finlandiya'nın neyi böyle güzeldi? Bir kere yemekleri falan çok güzel. Ben sosisine bayıldım. Sosisin hemen orada hazırlanıp da hemen pişirilmesi beni mest etti arkadaşlar. Ben daha önce böyle bir sosis olayı yaşamadım. Ve bu benim listemin başındaki özelliği Finlandiya Turku bölümü için bu programda. Gerçekten o sosise ağzının suları aktı sel oldu. Ağacın içine böyle yaban şey evet evet orman meyveleri tozları da koydu. O da beni mest etti. O da bambaşka bir özellik. Burada öyle bir şeye rastlanmaz. Birçok yerde rastlanmaz. Ama orada orman bolluğundan dolayı orman meyveleri çok yetişiyor. Ve orada sıradan bir şey. Burada böyle tropik meyveler gibi bir farklılık arz eder. Böyle nitelik nicelik açısından nadir bir durumdur onlar. Diğer meyveleri oran orada onların en popüler, en yaygın meyveleri. Ve bu meyvelerde tabii tat olarak, aroma olarak çok güzel. O sosise bayıldım. O barbekü edilmiş somona bayıldım. Bala bayıldım arkadaşlar. Balık da yine listenin ikinci sırasında yer alıyor. Sosisten sonra.
Sonra Brite boğa kremalı çok güzel bir kekti. Ekibin daha çok bu restoranı daha çok insana tanıtmak ve bu restoranı daha çok bilindik kılmak için çabalar göstermesi, bu konuya yoğunlaşmasına hiç şaşırmadım. Gerilla tipi pazarlama yöntemini getirdi ekip üyelerinden birisi. Bu şu demek. Sokağa çıkıyorsunuz. Gördüğünüz her insana o restoranı söylüyorsunuz gelmeleri için. Reklamını yapıyorsunuz yani. Sağ pazarlaması gibi bir şey. Tabii bu restoranın sahipleri yaşın başını almış kişiler. Bu onlara pek gidecek bir olay değil aslında bireysel olarak ama bir kiralayıp çalışan onlara yaptırabilirler. Yöntem olarak doğru yani. Ben tasvip ettim bu yöntemi. Onlar da işin içine katılarak, daha çok insanın içine karışarak kendilerini de biraz tabii bu konuda ne yaptılar? Eğittiler yani. Bir ısındırma çalışması oldu onlar için de. Belki bundan sonra Gelila tabii bir marketing yani pazarlama yapmasalar da restoranlarını daha çok kişiye tanıtmak için daha çok çaba gösterecekler tabii. Daha sosyalleşebilirler falan. Bunlar sosyal medyayı da falan da kullanmamışlar bir şekilde sanırım. Ya da verimli bir şekilde kullanmamışlar. Ekip bu konuda da onlara yardımcı oldu. Ve şimdi gelelim aşçı ekiplerden aşçı olanın çıkardığı işe. Güzeldi ama daha iyisini yapabilirdi. Yeterli olmadı. Sadece bir tek eki tekrar bir yorumladı. Bence aslı daha güzel. Ben çünkü limon tadını sevmem tatlılarda fazla arkadaşlar. Limon dondurmayı severim ama genel olarak limonu tercih etmem. Ayrıca tabii ki orada levreyi var oraya özgü. O da güzel. Neyse yaptığı yemekler güzeldi ama çocuk Mesut için yaptığı şey biraz bence fazla üzerine düşünmemiş gibi geldi. Daha güzel yaratılabilirdi diye düşünüyorum. Kokteyl mükemmeldi. O kokteyli atlamak istiyorum resmen. Çok lezzetliydi. Bu işlerle ilgilenen ekip üyesi ayrıca pazarlama falanla da ilgileniyor. Sanırım o da bir restoran işletiyor kendi şeyinde. Ülkesinde, yaşadığı ülkede. Her neyse kokteyli mükemmeldi. Bayıldım onun için. Finlandiya'nın kokteylleri nasıl bilmiyorum ama bu kokteylden dolayı ben Finlandiya'yı da kokteyli özdeşleştirdim. Ve üçüncü sıramda kokteyli koyuyorum arkadaşlar. Turku ile ilgili olarak. Ayrıca bu Turk ismi de neyin nesi kimin fesi diye de düşünmedim değil. Sonuçta U'yu kesen sondaki U'yu Turk oluyor. Yani Türk. Baktım biraz Google'ladım. Rusça pazar anlamı, pazar yeri anlamına geliyormuş. Bunun artık etimolojisine girmedim. Ama belki Türklerle bir alakası vardır. Hani Osmanlı döneminde, İmparator döneminde Türklerin pazarları çok ünlüydü de Ruslar buradan buraya muhtaçtı, buradan alışveriş yapıyordu falan, her şeyleri buraya bağlıydı falan. Bundan bir isim çekilme mi türettiler bilemeyeceğim artık arkadaşlar. Ama hoştu. Kötü de değil, hoşuma gitti yani. Hoş değil diyemem. Hoşuma gitti ama tabii benim yorumlarım bununla alakası yok. Yani Turku, Türkiye benziyor, Türk çarşı diye değil. Gerçekten beğendim. Şimdi bir de şu olay var. Henüz daha bitirmeden 3 tap listesi çıkardı. Pardon, listeme tap şey ekledim bu bölümden. Seçki ekledim arkadaşlar. Şimdi bir de beni en çarpan özelliklerinden birisi İskandinav dizaynı. O kadar güzel dizayn ediyorlar ki şu ana kadar. Mesela IKEA en büyük temsilcisi bilindik olarak Türkiye'de, belki dünyada da öyledir. Ya öyle bir şey ki beğenmeyen çıkmıyor bunların yaptıklarını arkadaşlar. Öyle mobilyalar yapıyor, öyle bir dizayn teşkil ettiriyorlar ki. Hem sade ama insan içi gidiyor. O kadar sadeliğe, bu kadar insanı cezbetmesi gerçekten çok büyük bir başarı. Ve yine ekip üyelerinden birisi böyle dizayn için bir yeri ziyaret etti ve dizayn gerçekten dudak uçuklatacak kadar güzeldi yani. Gerçekten. Tam yaşanması, hiçbir kötü noktası yok. İnsanın içini ferahlatıyor. Işık saçan bir şey gibi yani dizayn gibi. Bu da dördüncü listemde dördüncü seçkim arkadaşlar bu bölümden. Ve bunlar üreten insanlar. Bu dizaynı yapmışlar bir de ayrıca tekstil işiyle uğraşıyorlar arkadaşlar. Zaten buradan tekstil ürünü de alınıp restoranın renovasyonunda kullanıldı.
İşte bu dekorasyonda beni mest etti arkadaşlar. Sonracığıma hem böyle üreten insanlar hem de hayattan zevk alan insanlar gibi geldiler bana. Gerçekten hayran kaldım. Ve böyle çok adalı bir yer. Yani Finlandiya adaları bol. Adalar takımlar şeklinde. Ve o kadar böyle güzel bir coğrafya ki çok güzel bence. Bunun haricinde restorasyonun iç dizaynı yine bir mavi oldu arkadaşlar. Mavi yoğunlukta oldu duvarlar falan. Bu mavi ne zaman değişecek diye merak ediyorum. Her şey mavi, her şey mavi. Maviden başka bir renk yok mu? Anlayamıyorum. Acaba mavi çok risksiz ve en olumlu sonuçları kolay yoldan veren bir renk olduğu için mi seçiyor bu ekip üyesi anlayamadım. Ama farklı şeylere de yönelmeli. Pencereleri takılan perde sistemine bayıldım. Güzel oldu. Ayrıca mavi vazolar çok güzel oldu. Aslında mavi de kötü olmadı ama sürekli görmekten artık böyle daha böyle beni böyle heyecanlandıracak bir iş dekorasyonu istemiyor değilim ama oldu. Şeyden bahsetmeliyim. Binanın dışının yeşil renk hoşuma gitmedi arkadaşlar. O kadar böyle batmıyor ama ben olsam o binanın o dış rengini gerçekten değiştirirdim. Evet. Gerçekten değiştirirdim. Belki de insanları da daha çok çeker. Daha böyle güzel bir renk yaparlarsa o yeşil olmamış. Yat kulübüne de ne alaka yeşil? Mavi olur yani. Olmadı mavi olur yani. Ama İşte böyle ne bileyim toz pembesi olabilir. Ondan sonra sarının tonları olabilir böyle. Daha böyle parlak şeylere de yönelilebilir diye düşünüyorum. Ondan sonracığıma ne kaldı diye düşünüyorum. İş dekorasyon okey başarılı oldu. Yemek geride kaldı diyebilirim. Çok daha farklı şeyler yaratılabilirdi. Ama bence o balıklar falan, o kekler falan zaten süper lezzetli. Adam koyamadı yani daha fazlasını yapamadı. Elinden bu geldi bence. Dediğim gibi final o kadar bir baş döndürücülük sundu ki o sadelikte. Bir kalite sundu ki ekip onun gerisinde kaldı. Koyacak çok bir şey bulamadı yani. Aslında kendi ilham alacak düzeydeydi. Bu bölümde bence öyleydi. Ama tabii restoranın renovasyon ihtiyacı da vardı. Yok değil. Renovasyon şey, restoran bazında bakarsak restoranın en çok şey aslında dizaynından çok tanınırlık olmasına rağmen tanınmış olduğunda da insanlar geldiğinde de o restorana belli bir restoran hayranlığı beslemeliler. O restorana baktıkça hayran kalmalılar. Bir daha geleleri gelmeli. Daha gelmek istemeleri lazım. Sadece menü ile iş bitmiyor. Burada birçok element var. Hem yemek, hem dekorasyon, iç mekan, iç mimari, dış mimari de önemli. Ama ekipte öyle bir üye yok. Bir de dış mimari biraz uzun soluklu bir konu olduğu için onu bir programa sıkıştırmak fazla olurdu bu üç ekip üyesinin dışında bence. Ondan sonra lokasyon, ondan sonra şey tanınmışlık, reklam yapma ve tanınırlık kazanma çok önemli şeyler. Bir de Finlandiya milleti biraz şey mi bile sanırım çok sosyal değil. Sıcak yani soğuk da değil ama o kadar sosyal de kent başına takılan insanlar. Yani bir de lokasyon olarak restoran biraz uzak bir yerde. Onun için falan bir şeye ihtiyaç vardı yani bir reklama ihtiyaç vardı arkadaşlar. Ben bu bölümden çok memnun kaldım. Bir de şey vardı bu arada. Porselenler falan üreten. O da çok güzel şeyler üretiyor. Yani hepsini almak istiyorum ve evimi o şekillerde döşemek istiyorum falan. İlham veriyor ya gerçekten. Ve sade şeyler. Çok detay isteyen, çok ustalık gerektiren şeyler değil aslında. Ama gel gör ki insanlara bakınca aa diyor ben de böyle yapayım. Ben de böyle alayım. Ben de yani böyle. Hiçbir herhalde başka böyle İskandinav haricindeki
dizayner olsun, iç dizayn ve böyle eşyalar olsun, bu kadar bence insanları hayran bırakmamıştır. Ne kadar şatafatlı da olsa bence bu böyle. Yani diğer hani saray mobilyaları falan var biliyorsunuz. Fransa sarayları var, Arapların sarayları var falan filan. Yani oraları artık gittim yani. Oralardaki kullanan mobilyalar çok şatafatlı mesela. Ama onlar bile bence bu düzeyin gerisinde kalıyor. Nasıl oluyor bilemiyorum. Çünkü insanlar aslında evinde şatafattan çok huzur arıyor, ışık arıyor, böyle rahatlık arıyor, huzur arıyor. O nedenle bu İskandinav tarzı insanlara aslında daha çok hitap ediyor. Ama neden kendileri bulamıyor da İskandinavlar buluyor? Bu da bir soru işareti olarak kalıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Tekrar bir özet çıkarmak gerekirse bu bölüm şimdiye kadar izlediğim en beğendiğim bölüm oldu. En tamamlayıcı ve doyum sağlayan bölüm oldu benim için. Ondan sonra çok şey beğendim. Mutlaka Finlandiya'ya gitmek istiyorum. Mutlaka balıklarından, kitlerinden yemek ve o tarihi binalarında konaklamak istiyorum. Doğasında da gezmek istiyorum. Arkadaşlar, ayrıca yine bu bölüm benim en fazla seçki oluşturduğum, favori oluşturduğum da diyebilirim bölüm oldu. Bu da büyük bir başarı tabii ki bu bölüm adına. Bakalım diğer bölümlerde gözlemlerim, beğendiklerim, yorumlarım ne olacak? Merakla bekleyin diyorum. Hepinizi dinliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Abonelikler, like'lar, yorumlarda geri durmasın lütfen. Evet, görüşürüz.